أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يخطرون بسم الله كمتنز لر Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını hayatımıza aktarma, onu kendimize rol model olması konusunda uyarlamayla alakalı modern çağda nebevi hayatla ilgili dersimize devam ediyoruz. Geçen haftalarda bu dersimizin başlığı olan Allah'a tam güven, yakin konusunda önce ayeti kerimeleri ardından İmam-ı Nebevi'nin konuyla alakalı sıralamış olduğu hadis-i şerifleri okumuştuk. Bugün de yine aynı konuyla alakalı kaldığımız yerden hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Bugün okuyacağımız ilk hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek eşlerinden olan Ümmü Seleme radiyallahu anha'dan geliyor. Ümmü Seleme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Uhud savaşından sonra Medine'de evlenmiş ve Efendimizin hanımlarından en son vefat eden bir hanımefendi annemiz. Dolayısıyla Peygamber Efendimizle eş olarak Uhud savaşından itibaren yaklaşık 5 yıl kalmışlar. Daha sonra Peygamber Efendimiz vefat etmiş. Ondan sonra kendisi bir süre daha dünyadaki kendisine takdir edilen ömrü yaşamış. Kendisinden efendimizden e, naklen hadisler rivayet edilmiş ve bu hadisleri hem Buhari hem de efendim e, Müslim kitabında e, almışlar. Eee Ümmü Seleme peygamber efendimize Mekke döneminde iman eden ilk e, hanımlardan eşi Abdullah'la beraber ilk Habeşistan'a hicret edenlerden. Dolayısıyla Mekke'de imanın getirmiş olduğu sıkıntıları yaşayan sahabe hanımefendilerden birisi. İmanın getirdiği sıkıntı deyince acaba iman edince sıkıntı mı yaşanıyor sorusu elbette gelebilir. Genellikle şöyle algılıyoruz. Allah ve Resulüne iman ettikten sonra önümüze hiçbir engel, hiçbir problem, hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Adeta ve adeta Allah Celle Celalü bizim her isteğimizi yerine getiriverecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de efendim Allah'a dua ettiğimizde şayet Allah isteklerimizi yerine getirmede biraz gecikmişse haşa efendimizi hemen devreye alarak devreye koyarak ya Rabbi peygamberinin yüzü suyu hürmetine bunlara da bize yapıver diye dua ettiğimizde hemen isteklerimiz yerine geliverecekmiş gibi bir algı ile yaşıyoruz. Halbuki Allah Celle Celaluhu geçmiş bütün peygamberler ve peygamber efendimiz de dahil olmak üzere imanın bir tercih, bir efendim seçim ve aynı zamanda bir yaşam tarzını kabullenmeyle alakalı bile isteye ve arzu ederek hiçbir zorlama, hiçbir baskı ve hiçbir efendim sıkıntı, sıkıştırma olmadan bizzat insanın kendi özgür iradesiyle seçebileceği, seçtiği bir yol olması açısından hangi hayatı seçiyorsak o hayatla alakalı mutlaka yaşarken bir takım zorluklar karşımıza çıkacağını bilmeliyiz. Bu anlamda da Allah ve Resulünü tercih ettiğimizde, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti söylediğimizde, İslam dairesi içerisine girdiğimizde bu hayatı yaşarken önümüze birçok engel çıkacak. Dolayısıyla Mekke döneminde bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e iman edenler içerisinde dövülenler, şehit edilenler, işten atılanlar, ailesinden tart edilenler, evlatlıktan kovulanlar, annesinin ve babasının evinden kovduğu ve aynı zamanda eşinin kovduğu, çoluk çocuğunun terk ettiği, tam tersi babalarının terk ettiği çocuklar, sahabe ve o mübarek insanların Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelip Ya Resulallah sana iman ettiğimiz için başımıza bu sıkıntılar geliyor. Allah'a dua edip de bu sıkıntılardan bizi kurtarmayacak mısın soruları birkaç defa geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerin imanlarından dolayı yaşadıkları sıkıntıları onlara anlatarak Onların acele ettiğini, çok çabuk efendim her şeyin olu vermesini talep ettiklerini onlara anlatırken şu örneği vermişti. Diyordu ki sizden önceki ümmetler imanlarından dolayı öyle sıkıntılar öyle sıkıntılara maruz kaldılar ki derileri demir taraklarla tarandı, hatta ateşten çukurlara atıldılar. Ama onlar imanlarından vazgeçmediler. Bugünlerde özellikle Gazze'de ve Filistin'de yaşadığımız yaklaşık 37-38 gündür hali hazırda bütün dünyanın gözü önünde orada yaşanan olayı ve bu olayın karşısında Gazze'li Müslümanların, Gaziantep Tugaylarının ve onlarla beraber 2-2,5 milyon insanın imanlarını savunmayla alakalı gösterdikleri olağanüstü bir direnç ve olağanüstü bir çaba bu ayeti kerime ve aynı zamanda hadisi şerifin ortaya koymuş olduğu hayat tarzını ki ayet öyle diyor. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete giri vereceğinizi veya imtihan edilmeden başıboş bırakılı vereceğinizi mi sanıyorsunuz demişti ayet. Onlar bunu bizzat yaşıyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Ya iman ettik öyleyse bu sıkıntılar neden? Biz Allah'a inanıyoruz. O zaman Allah bu sıkıntıları başımıza vermesin gibi böyle Müslüman olduktan sonra toz pembe hayaller, her şey güllük gülistanlık, hiçbir sıkıntı, hiçbir problem olmayacak şekliyle bir hayatı Efendim hayal ederken en ufak bir problem, en ufak bir sıkıntı, en ufak bir efendim zorlama, en ufak bir dışlama olduğunda bu sefer hemen ya acaba Müslümanlıktan mı kaynaklanıyor vaz bir geçsek gibi iç dünyamızda ve dış dünyamızda bir takım sarsıntılar, bir takım gelgitler, bir takım efendim acabalar meydana geliyor ki işte... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Mekke döneminde iman etmiş ve bu imanlarından dolayı Mekke'de yaşayacak hayat hakkı, imanlarını icra edecek dini özgürlük hakkı kalmayınca Mekkeli müşrikler tarafından o zaman Habeşistan'a hicret eden o sahabelerin içerisinde de Ümmü Seleme ve eşi Abdullah var. Orada bir süre kalmışlar. Daha sonra Mekke'ye geri dönmüşler. Sonra Medine'ye hicret edilmiş. Uhud Savaşı'nda eşi Abdullah yaralandıktan sonra vefat ediyor. Ve ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme annemizle evleniyor. Ve diğer efendim Ezvacı Tahira tertemiz eşlerin arasına bu annemiz de girmiş oluyor. İşte bu Ümmü Seleme annemiz bize anlatıyor. Diyor ki ben Resul Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi şöyle söylerken duydum. Peygamber Efendimiz "Ke beytihi" bir insan evinden çıkarken "Gal şöyle derse: Bismillahirrahmanirrahim, tevekkeltu ala Allah." Allah'ın adıyla çıkıyorum ve Allah'a tevekkül ettim derse, Allahümme inni a'uddu bike" Ya Rabbi sana sığınırım. Neden? En adille ev udalle. Sapmaktan ve saptırılmaktan. Sabah evden çıkıyorsunuz, işe gideceksiniz veya herhangi bir yere gideceksiniz. Böyle bir cümleyle Bismillahi tevekkel alallah Allahumma inni a'udu bike en adille ev udal. Sapmaktan ve saptırılmaktan ev ezille ev uzal veyahut da ayağının kaymasından yani doğru yoldan sırat-ı müstakimden ayağının kaymasından veya kaydırılmasından ev uz ev azlime ev uzal ev uzleme veya efendim insanlara zulmekten zulmetmekten veya insanlardan zulüm görmekten Allah'a sığınırım. Ev echele ev yücele aleyye veya insanları cahil bırakmaktan veya insanlar tarafından cahil bırakılmaktan, cahilce davranışlardan efendim Allah'a sığınırım derse, bu şekilde dua ederse diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evden çıkarken yapmış olduğu bu duayı bize Ümmü Selem'e annemiz öğretmiş oluyor. Şimdi burada günümüzde özellikle iletişim araçlarının çoğalmasıyla bilgi kaynaklarımız daha çok kitaplar değil daha çok kullandığımız teknolojik araç ve gereçler oldu. Bu teknolojik araç ve gereçler de bize sürekli olarak bilgi bombardımanına tutuyorlar. Buradaki bilgi doğru ya da yanlış fark etmez. Aslında malumat diyelim. Çünkü bilgi olabilmesi için bir takım üzerine bina edilecek doğruluğu ve yanlışlığı test edilebilecek ve aynı zamanda belli testten geçmiş olan bir ilim birikimine bilgi anlamında isim veriliyor. Halbuki bize sosyal medyadan böyle bir bombardıman yapılıyor. Doğruluğu, yanlışlığı test edilmemiş. Her şey bir anda onlar var, bunlar var. Onun için hepimiz sabah kalktığımızda çoğunlukla e, kitabımı açıyoruz, telefonumuzu mu açıyoruz. Kitaba mı daha çok bakıyoruz, telefonumuza mı daha çok bakıyoruz? Genel olarak çoğunlukla telefon üzerinden bilgi edinmeyi kendimize daha rahat ve daha kolay olduğu için tercih ediyoruz. Bu da ister istemez bizi farklı yol ve yöntemlere doğru da götürüyor. Bu sefer insanın iç dünyası ve dış dünyasından kaynaklanan ve son dönemlerde stres diyerek özetlenen can sıkıntısı, keder, efendim için daralması, yaşamayla alakalı bir takım isteksizlik gibi hakikaten çok farklı duyguları yaşayan insan bu e, stresten kurtulmanın yol ve yöntemleri diyerek doğudan ve batıdan, kuzeyden ve güneyden doğruluğu ve yanlışlığı test edilmemiş ya da bizzat insanın kendi hayatında 3-5 kişiyle test edilmiş bilgi bombardımanına, malumat bombardımanına tutulduğumuz için acaba onları mı uygulasak gibi bir takım yöntemlere gidiyoruz. Bu sefer rivayeti kendinden menkul. Rivayeti kendinden menkul. Yani uzmanlığı kendi kendine oluşmuş, kendi kendini uzman kabul etmiş, kendi kendini bu konunun en iyi bileni kabul etmiş kadın ya da erkek tarafından insanlara bir takım söylemler, bir takım yöntemler kullanılıyor. Efendim sabah kalktınız mutlu olmak için, enerjik olmak için bir takım şu 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 hareketleri yapmanız lazım. Örnek işte şuraya dönmeniz lazım, buraya dönmeniz lazım, şöyle yapmanız lazım diyor. Eğer biz Müslüman olarak hakikaten Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden beslenmeyi bırakır ve kesersek o zaman ister istemez bu problemi buralardan çözmeye çalışıyoruz. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize sadece İslam'ın beş şartı diye özetlediğimiz kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat diye özetlediğimiz o şekli şemaili belli yani çerçevesi belli bir başka ifadeyle klasikleşmiş ve her türlü altı üstü önü arkası netleşmiş ibadet tarzlarını söylemekle kalmamış hayatın tamamıyla alakalı bilgileri de bize aktarmış. İşte burada normal bir insan sabah kalktığında işte ister asker, ister polis, ister vali, ister kaymakam, ister emniyet müdürü, ister belediye başkanı, ister işveren, ister iş alan efendim ister baba, ister anne fark etmez kattığında evden çıkarken yani insanların içerisine girerken hangi konularda efendimiz Allah'a sığınmamızı istiyor? Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi sapmaktan ve saptırılmaktan. Kelime-i şahadeti getirdik, kelime-i tevhid'i getirdik, Müslüman olduk. Bir daha ölünceye kadar bize hiçbir şey zarar veremez zannediyoruz. Halbuki konuştuğumuz öyle sözler Halbuki yaptığımız öyle eylemler, paylaştığımız öyle görseller, öyle efendim sözler var ki Allah muhafaza imanımızla yan yana getirdiğimizde asla yan yana duramayacak şeyleri söylüyor, paylaşıyor, beğeniyor ve başkasına da tavsiye ediyorsak o zaman dönüp imanımızla ilgili bu yaptığımızı test etmemiz gerekiyor. Allah ve Resulüne iman ettik diyoruz. Allah ve Resulüne baş kaldıran, isyan eden, inkar eden her türlü söz, eylem, cümle, görsel bunları paylaşıyorsak bu ikisi arasında bir tezat var demektir. Öyleyse sapmaktan ve saptırılmaktan, başkasını sapıtmaktan, başkası tarafından da saptırılmaktan. Hocam olur mu? Ne demek başkası tarafından saptırılmak? Şimdi dalle kelimesi, dalle yadillü, dalalet kelimesini biliyoruz. Nedir o? Ee, bir yolda giderken en ufak bir sapmayla başlayıp Allah muhafaza sonu ta cehenneme kadar varacak olan o çıkıntıya, o saplantıya, o ayrılmaya dalalet, delalet değil, dalalet, sapıklık diyoruz. Onun için Allah ve Resulüne imani noktada en ufak bir sapmayla başlayan yoldan çıkma Allah muhafaza insanı bakmışsınız ki Ebu Cehil, Ebu Leheb veya Firavun veya Nemrut veya efendim diğer Kur'an-ı Kerim'de cehenneme gittiği kesin olarak ifade edilen liderlerin veya şahısların yollarına ve yaptıklarına sizi ve bizi götürüvermiş. Öyleyse sapmaktan ve sapmak, saptırılmaktan Allah'a sığınmamız isteniyor. O zaman e, buradaki bir yerde konuşuyoruz, bir yerde öneri, bir yerde tavsiye, bir yerde efendim bilgi aktarıyoruz. Bir yerde bize mikrofon uzatılmış veya televizyon kamerası önümüze koyulmuş ya da televizyonda konuşuyoruz veya kürsü verilmiş. Burada siz topluma, insanlığa, bütün insanlık alemine olaylarla ilgili değerlendirme yaparken eğer Allah ve Resulü'nün söylediklerine aykırı bir takım şeyler söylüyorsanız Allah muhafaza yoldan sapmışsınız demektir. Peki hocam yoldan sapsak ne olur? Kime zararımız var? Hayat benim, beden benim, karar benim, para benim, Efendim mesken benim, ülke benim, insanlar benim. Yani Allah'a inansam ne olur, inanmasam ne olur? İnandığım Allah'ı reddetsem ne olur, reddetmesem ne olur? Yani ben sizin gibi peygamberin gösterdiği gibi inanmak zorunda mıyım? Yok. Madem özgürlük var. Madem ki seçim hakkı var. Efendim müsaade edin ben de cehennemi seçeyim diyen insanlar var. Müsaade edin ben de ateşi seçeyim diyen insanlar var. Müsaade edin ben de günah özgürlüğümü, günaha girme özgürlüğümü kullanayım diyen insanlar var. Bunlar yeni mi? Hayır. Peygamber Efendimiz döneminde, daha önceki dönemlerde, daha önceki dönemlerde de peygamberler döneminde de olmuş bizzat peygamberlerine bu teklifleri sunmuşlar. Vazgeç bu işten demişler. Ne güzel yaşıyoruz. Peki bunu bırakırsak bu tip bir tırnak içerisinde özgürlüğü insanlara efendim tanırsak ya da insanlar böyle yaparsa sonuç ne olur? Şöyle bir ayet-i kerime var. Ve te gufitneten la tusiben lillezine zalemu minkum khassa. Geldiğinde sadece günahı işleyen, sadece kötülüğü yapanları değil, herkesi kaplayacak fitneden, beladan, imtihandan, sıkıntıdan sakının diye bir ayet-i kerime var. Öyleyse, evet her koyun kendi bacağından asılır ama bir koyunun yedi mahalleye zararı vardır. Bugün insan, bugün herhangi bir insan, geçmişte birkaç sene önce yaşadığımız koronavirüsüyle alakalı nasıl ki bir adamın başkasına mikrobunun yaymaması için bütün önlemler alınıyorsa işte bu gavurluk, işte bu inkar, işte bu reddetme hastalığını Allah Celle Celaluhu bütün hastalıklardan daha büyük olduğunu söylüyor. Çünkü diyor ki inne şirke le zulmün azim. Şirk Allah'a isyan etmek, Allah gibi kendisini görmek, Allah'ın kanunlarına eş değer kanunlar getiriyorum diyerek kendini Allah ile hatta ve hatta Allah'tan daha üstün görerek bir takım kural, tüzük, yasa koymaya kalkmak efendim Allah katında en büyük zulümdür diyor Cenab-ı Hak. Peki nereden biliyoruz? yaşı 30 ve 30'un üzerinde olanlar 30 geçtiğimiz 30 yıl içerisinde dünya üzerinde Amerikan gavurunun, İngiliz gavurunun, İsrail gavurunun bugün yapmış olduğu ve diğer gavurların özellikle Müslüman dünyada hangi zulümleri işlediklerini hatırlayacaklardır. Bosna İran-Irak savaşı Efendim Suriye'deki savaş, Irak'ta Amerika'nın demokrasi getirmesi, Amerika'nın Vietnam'daki savaşı, Amerika'nın Japonya'ya attığı bomba, Japonya savaşı ve Körfez'deki savaşlar bütün bunları Orta, Af efendim, Orta Afrika'daki savaşlar, Afrika'nın genelinde olanlar, Fransa'nın Afrika'da yapmış oldukları, Mali'de yapmış olduğu, Çat'ta yapmış oldukları, Moritanya'da yapmış oldukları ve yine Amerika'nın kendi içerisinde özellikle 11 Eylül'ü bahane ederek oradaki Müslümanlara hayat hakkı tanımayıp evinden çıkar çıkmaz kimliğini ver, burada ne iş yapıyorsun diyerek her gün sorgulandığı bir hayatın temelinde Allah'a inkar ve isyan mikrobunun olduğunu, sapıklığın ve dalaletin olduğunu adımız gibi emin olarak bilmeliyiz. Onun için bana ne, ne olacakmış demek efendim sanki boşver ne istiyorsa yapsın gibi algılanıyor. Kıymetli izleyenler, nasıl ki iyilik, çaba gerektiriyor, başkasına anlatma, başkasıyla yaşama, birlikte hareket etmenin neticesinde yayılıyorsa, kötülük de aynı şekilde. Kötüler de kötülüğün yayılması için milyarlarca dolar, milyarlarca efendim euro para harcıyorlar, bütçe koyuyorlar. ...bir araya geliyorlar, üzerinde plan yapıyorlar, program yapıyorlar. Her türlü efendim planı, düşünceyi, stratejiyi ortaya koyup icraya geçiriyorlar. Olmuş mu? Mesela hepinizin bildiği Peygamber Efendimiz'in hayatında... ...Peygamber Efendimiz bir kişi, üç kişi, beş kişi koskoca Mekke parlamentosu toplanmış. Muhammed'i nasıl bertaraf ederiz diye parası olanlar parasını koymuşlar. Efendim devesi olanlar devesini vermişler. Fikri olanlar fikrini vermişler. Ondan sonra da bir araya gelip karar almışlar. Muhammed'i kesin öldüreceğiz. Peki kim öldürecek? demişler ki bu suçu hep birlikte işleyelim. Tek başımıza tek bir kabile bu suçu işleyerek daha sonra Haşimilerle karşı karşıya gelmesin. Peki ne yapsın? Bütün kabileler bu ortak kararı uygulamak için katillikte ortak olmak için bu kararı ortak olsun demişler ve bütün kabilelerden efendimizi öldürmek üzere attığını en iyi atan, vurduğunu en iyi vuran, kılıcını en iyi kullanan adamlar seçilmiş. Ve efendimizi öldürmek üzere evine kadar gelmişler. Bugün aynı değişmiş mi? Ta 1400 sene sonra Gazze'deki Müslümanları evlerinde yok etmek üzere Amerikan gavuru tek başına bu suçta ortak olmayayım diye yanına İngiltere'yi almış. Yanına Almanya'yı almış. Yanına İtalya'yı almış. Yanına Fransa'yı almış. Bu arada Rusya ve Çin de kapı aralığında gö efendim göz kapıyor. Beni de unutmayın. Ben de varım orada diye. Onun için kötülük dediğiniz şey yani bırak bu adamlar kendi sapıklıklarıyla boğulsunlar. Kendi başlarına kalmıyorlar. Onun için Peygamber ve vesselam efendimiz burada evden çıkarken ya Rabbi sapmaktan ve saptırılmaktan, ayağımın kaymasından ve başkasının ayağını kaydırmaktan, efendim zulmetmekten ve zulme uğramaktan, insanlara cahilce davranmaktan ve kendisine de cahilce davranılmasından Allah'a sığınırım diyerek dua etmesi istenmiş, önerilmiş, tavsiye edilmiş ve kendisi de uygulamış. Öyleyse bugün 21. 22. 25. her neyse bundan sonra efendimizi hayatımıza taklit ederken hayatımızda onu kendimize rehber edinirken konuşmamızda, yazmamızda, davranışlarımızda, sözlerimizde, her türlü eylemimizde efendim bugün uluslararası veya evimizde veya hukuki anlamda bir mahkemede problem çözmede Önce gidip Google'a açıp acaba uluslararası mahkemelerde bu problem nasıl çözülmüştür diye ona mı bakıyoruz? Ya da Amerikan veya İngiliz gavuru veya Rusya veya Japonya veya Çin gavuru bunu nasıl çözmüş diye oraya mı bakıyoruz? Yoksa ya kardeşim biz Müslümanız neticede bizim hayatımızı yönlendirmek üzere gelen kitabımız ve sünneti seniye dediğimiz peygamber efendimizin hayatı var. Oraya mı bakıyoruz? Bu Kur'an-ı Kerim'e ve Hadis-i Şerif'e bakmak sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi değil. Kur'an-ı Kerim'e ve Hadis-i Şerif'e bakmak sadece imamların, müftülerin, vaizlerin, ilahiyet mezunlarının görevi değil. Kur'an-ı Kerim'e ve Hadis-i Şerif'e bakmak bugün Maliye Bakanı'nın görevi. Bugün Efendim Adalet Bakanının görevi, bugün Dışişleri Bakanının görevi, bugün İçişleri Bakanının görevi, bugün Milli Eğitim Bakanının görevi, bugün Yüksek Öğretim Kurumu Genel e, Başkanının görevi, Sayıştay'ın, Danıştay'ın efendim, e, Anayasa Mahkemesi başkanlarının ve üyelerinin görevi. Neden? Çünkü bu saydığım insanların her birisi İşleri ve kanuni sorumlulukları gereği oturdukları yerde yazdıkları söyledikleri her şey toplumu ilgilendiriyor ve toplumun hayatında ya bir kanun maddesi olarak ya bir Efendim ceza maddesi olarak ya bir uygulama maddesi olarak veya yazılmış bir maddeyi Efendim icra etmek üzere elk sahibi bu adamlar bu kitaba bakmak zorundalar. Ama hocam biz ilahiyat mezunu değiliz. Onlar da ilahiyat mezunu değil. İyi de bu toplumun %95'i Müslümansa sen de bu toplumda %95'i Müslüman olan bir ülkenin başbakanı, bakanı, başbakanlık kalktı, bakanı, reisi cumhuru ve her türlü hiyerarşik anlamda yönetimden sorumluysan kendin inanmasan bile, kendin inanmasan bile işin gereği bu toplumun inancının kitabını bilmek ve bu topluma uygun yasa, kural, tüzük yapmak zorundasın. Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanı bu kitaba yani Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerine bakmak mecburiyetinde bakmalı demiyorum. Ev yapıyorsunuz, şehir planlıyorsunuz, şehrin dizaynını ortaya koyuyorsunuz. Öyleyse bu dizayn ettiğiniz şehirde bu dizayn ettiğiniz evlerde, ortaya koymuş olduğunuz sitelerde lavabonuzdan kıblenize kadar, aynanızdan efendim, e, yatak odanızdan misafir odasına kadar bütün bu dizaynlarda temel kriter neyi alacaksınız? Namazı almazsanız, abdesti almazsanız, efendim kıbleyi dikkat etmezseniz, başkasının güneşine engel olup olmadığına bakmazsanız, rüzgarına engel olup olmadığınıza bakmazsanız ki bunların hepsi Peygamber Efendimizin bizzat yaşadığı, söylediği ve uygulaması için kendisinin yaptığı ve başkasına da yapması için söylediği olaylar. Bunlara bakmazsanız ne kurduğunuz şehir, ne de oluşturduğunuz o siteler, efendim planlar istediğiniz gibi olmayacaktır. Onun için hansın külahını hasana koymaya, geçirmeye devam edeceksiniz. Avrupa için yaz yapılmış, Amerika için yapılmış, Çin için yapılmış, Japonya için yapılmış, Rusya için yapılmış stilleri Müslümanlara söylemek, uygulamak, yapmak zorunda kalacaksınız. Onun için Kur'an'a ve sünnete bakmak. Yani buradaki duayı sapma ve saptırılmayı sadece camide sabah namazına giderken imam efendi okumayacak. O zaten okuyor. O zaten okuyor. Belediye başkanı ki mesela özellikle şehirdeki en kritik kararları alanlardan bir tanesi belediye başkanları. Suyu kullanımından çöpün temizlenmesine kadar. Şehrin havasından efendim çevrenin yeşillendirilmesine kadar. Hiç bugüne kadar belediye başkanlarımız şehri yönetmeye talip olmadan önce acaba Peygamber Efendimizin oluşturduğu Medine'de ve ondan sonra Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radıyallahu anhum'un oluşturmak istedikleri ve oluşturdukları şehirlerde neler yapmış diye bakıyorlar mı? Bakıyor muyuz veya bakmalarını söylüyor muyuz? Hayır. Geçenlerde bir öğrenci grubuyla otururken dedim ki kendisi şehir plancısı ile alakalı bir üniversitede okuyor. Planlama ile alakalı. Dedim ki size şu anda Türkiye'de en ideal planlanmış güzel şehir olarak neresi dedim örnek olarak gösteriliyor. İsmini vermeyeceğim. Avrupa'da bir şehir ismi verdi. Avrupa'da bir şehir ismi. Peki Mekke, Medine, Bağdat, Kudüs, Mısır, İstanbul efendim. E, doğuya doğru gittiğimizde Taşkent, Semerkant efendim veya Hindistan, Yeni Delhi. Bu şehirler Pakistan, İslamabad. Oralar niye yok? Durdu. Ben kesinlikle öğrenci arkadaşıma bir şey söyleyemiyorum. Çünkü ne veriliyorsa onu alıyoruz. Öyleyse özetle söylediklerimi burada e, tekrarlamam ve neticelendirmem gerekirse bu konuyla alakalı. Yani Kur'an ve sünnete bakmak sapma ve sapıtma ile alakalı sadece hocaların, sadece imamların, sadece ilahiyetlerin, ilahiyet mezunlarının işi değil. Özellikle şehir üzerinde, insan üzerinde etkiden eden sahipleri bu konulara daha fazla bakmalı. Yine Allah'a tevekkülle alakalı bir diğer hadis efendim Enes radıyallahu anh'ten geliyor. Yine evden çıkarken söylenecek sözle alakalı Hazreti Enes diyor ki kim evden çıkarken Allah'ın adıyla çıkar, Allah'a güveniyorum, günahlardan korunmaya güç yetirmek ve ta kuvvet bulmak ancak Allah'ın tevfik ve yardımıyla derse... Arapçası da şöyle, Bismillahirrahmanirrahim, bu çok daha kolay. Ve la havle ve la kuvvete illa billah derse, ona şöyle cevap verilir. Efendim, doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun diye cevap verilir. Demek ki evden çıkarken bu Cenab-ı Hakk'a teslimiyet konusuyla alakalı Efendimiz'in öğrettiği bu sözleri söylememiz gerekiyor. İmam-ı Nevevi'nin bu konuyla alakalı son hadisi yine Enes'ten geliyor. Diyor ki Enes Peygamber Efendimiz'e 10 yıl hizmet etmiş genç sahabelerden birisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında iki tane kardeş vardı. Bir tanesi Efendimiz'den ilim öğrenmek için özellikle Suffa'da Medine'nin hemen bitişindeki yatılı bölümde kalıyordu Efendimiz'i takip etmek için. Diğeri de geçimini tedarik ediyordu. Bir ara geldi Peygamber Efendimiz'e de dedi ki Ya Resulallah kardeşinden şikayetçiyim. O burada oh ne güzel yatıyor ben çalışıyorum deyince Efendimiz dedi ki belki de sen onun yüzünden iş buluyor ve rızıklandırılıyorsun. Yani o burada ilim öğreniyor. O ilim öğrendiği için Allah'a ve Resulü'nden gelen bilgileri öğrenmek üzere orada bulunduğu için Allah onun yüzü suyu hürmetine sana iş buluyor diyerek bu tür olaylarda nasıl bakılmasıyla ilgili yolu ve yöntemi de gösteriyor. Hadisin burada alınmasının sebebini şarihleri şöyle anlatıyorlar. Burada özellikle iki kardeş olunca birisi ilim öğrenmek ve diğeri de çalışmak durumunda kalan yani sürekli ben yoruluyorum o da orada ilim öğreniyor daha kolaymış gibi. Biraz böyle genişçe düşünülse aslında o ilim öğrenen delikanlının elde ettiği bilgiler uygulamaya geçtiğinde sadece kardeşi sadece anne babası sadece mahallesi değil efendim o günden bugüne kadar veya kıyamete kadar gelecek olan insanları da etkileyecek bilgileri aktararak herkese faydalı olabilecek bir konumda olabilir. Onun için bir kişi tabi suistimal etmemek kaydı şartıyla Allah yolunda ilim öğreniyorsa ona her türlü yardımı, her türlü efendim infakı, her türlü sadaka ve zekatı vermek zaten başka hadis-i şeriflerde de var. İlim yolunda olanlara efendim Allah meleklerini gönderir, kanatlarını altlarına serer diyerek efendimiz ilimle alakalı teşvikide de ifade etmiş oluyor. Öyleyse burada evden çıkarken Sapma, sapıttırılma, cahilce davranma, kendisine cahilce davranılması konusunda Allah'a sığınmayla alakalı konunun Allah'a tam iman ve yakınla alakası bağlantısı şu. Ya doğruları söylersem şimdi bir takım sıkıntılar olur. Buradan kovulurum gibi genellikle rızık endişesiyle gerçekleri ketmetme, gerçekleri saklamayla alakalı psikolojik hastalığımızı tedavi etmek üzere İmam-ı Nebevi bu hadisleri buraya koymuş ki hepimizin gayet açık, net anlayabileceği örnekler üzerinden bunu bize öğretiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Müslümanım diyen herkese lazım. Peygamber Efendimiz'in hayatı Müslümanım diyen herkese lazım. Hatta Müslüman olmayanlara da lazım. Çünkü Efendimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Dinlediniz. Teşekkür ederim.